Selamünaleyküm kıymetli dostlar söz medeniyetine hoş geldiniz. Bizi yine böyle hayırlı güzel bir vesileyle buluşturan Cenab-ı Allah'a hamd ederiz kıymetli Hayati Hocam'la beraber. Sohbet etmek üzere biraz dertleşmek üzere bu hafta da huzurlarınızdayız hocam hoş geldiniz. Hoş Afiyet inşallah. Elhamdülillah. Şükürler Allah iyilik sağlık versin. Şimdi hocam biz bazı çalışmalar yaptık ve sizin bir sözünüzden mülhem bugün şeyi konuşmak istiyorum. Demişsiniz ki nefsin ihtiyaçlarını ver. ...isteklerini değil demişsiniz bir konuşmanızda. Demişimdir. O... <laughs> Demişimdir. Şimdi hocam... ...buna dair o konuşmanızı ben dinledim geçtiğimiz günlerde. Ve bunun üzerine de... ...İsviçre'de hep bu araştırmalar nedense o ülkede yapılıyor. Bir araştırma <laughs> Sahi, yapılmış. İsviçre'de yapıyor. Evet. evet. Adamlar sürekli araştırıyorlar. Şimdi demişler ki bir araştırma sonucunda şöyle diyor ki çok hoşuma giden bir final cümlesinde makalenin sonunda söylüyordu. Şu an itibariyle diyor. özellikle Avrupa toplumu ve hani belli bir gelişmiş düze gelişmişlik düzeyine ulaşmış toplumlardaki insanlar bugün itibariyle artık ayakkabı almasalar, pantolon almasalar, gömlek almasalar mevcut hazır ellerinin altında bulunduklarını itinalı kullanma şartıyla ölene kadar ayakkabıya ihtiyaç duymayacaklar diyor. Pantolona ihtiyaç duymayacaklar, gömleğe ihtiyaç duymayacaklar. Katılıyor musunuz öncelikle bu tespite? Of, artacaktır. Bir nesil daha götürebilir ilaveten hatta. Yani samimi söylüyorum <laughs> özellikle. Ben de bir düşündüm. Dedim abartı var mı şöyle düşündüm. İtinalı kullanma kaydıyla iki tanesiyle bile ben götürebilirim. Çok rahat. Yani ömür bir şey kalmadı şurada yani. Ya kadar da. yaşamayı düşünüyorsak bakın orada <laughs> hesabı yaparken bile insana bir 15 20 yıl şöyle bir koyuyor üstüne yani nefis ne, ne şey bir şey. Şimdi nefsin ihtiyaçları ve nefsin istek istekleri nefisten bahsedilirken Kur'an-ı Kerim'de hep nefsi emmare'den bahsediliyor. İşte vesvese yapan, işte dünya hırsı olan kötülüğe düşmeye son derece müsait bir nefsi emmaret aslında şey yapılıyor değil mi? Betimlenmesi yapılıyor. Nefsin istekleri ve ihtiyaçlar arasında ne fark var? Önce buradan başlayalım çok isterim. Seve seve. Sizce Aziz, de münasipse. Estağfurullah. Bir de levvame nefisten bahsedilir. Hatırıma düşen sadece kıyame suresinde. Üçtür zaten. Nefsin kademeleri 8-10 falan sayılır. Aslı üçtür. Emmaren, levvame, mutmainne. Yani emmare olan nefstir konumuz. Levvame olan kusurunu itirak etmiş, kendini kötülüyor yani git gel durumunda. ile işi bitirmiş, teslim olmuş, hakiki kul mevzu. Şimdi konumuz emmare olan nefs. Onun arzuları ile istekler arasında ne fark var? Arzuları ile ihtiyaçları arasında. İstek, ihtiyaç. Bütün mekteplerde iktisat kitaplarının ilk cümlesi İstisnasız şudur. Nedir iktisat? Noktalı virgül devam eder cümle. sınır sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılama ilmi sanatı disiplini filan falan. Burada hiç düşünmeden geçtiğimiz yani düşünmeden kabule zorlayan şeyler canımı sıkar benim. İhtiyaçların sınırsız olduğunu kabule zorluyor. Bir dakika, bir dakika. Benim hayatım sınırlı, ihtiyacım nasıl sınırsız olur? kere bu tanımda bir arıza var. Hmm. Doğru bir şey sınırsız ama ihtiyaç değil. İstek. Sınırsız olan o. Yani diyelim ben bugün 62 yaşındayım. Kalan 62 yıllık ömrümde <laughs> bana ne lazım denilirse sen demin örnek verdin iki çift ayakkabı hadi olsun dört. Takım elbise ve işte üç artı bir bir ev. E başka? He bir arabaya binmek ister tabii insan. Yürümek zor falan. Ama sayarsın birkaç kalem ve biter. Yani ihtiyaç öyle sonsuz, sınırsız falan değil. Bir dakika yani. Fakat istekleri sayacaksak o saymaya o ömür yetmez. Saymaya bile yetmez o ömür. O halde biz nerede duralım? Ne yapalım? Nasıl tefrik edeceğiz bu ikisini birbirine? Üşüdüğü zaman sıcak bir şeyler yiyip içmek ister insan. Bu ihtiyaçtır. Sıcakta serinlemek ister bir serin şerbet içmek ister. ihtiyaçtır. Ama sıcakladım diye haram olan bir içeceğe yöneldiği zaman bu ihtiyaç değil, istektir. Haddi aşmış bir istektir. Hmm. Mesela yemek çok önemliydi eski bir kültür. Romalılar, Cemil Meriç Üstad onu güzel anlatır. Kusma taşı yapmış adamlar. Acıkamıyorlar, yiyecek şey çok. Kusma taşlarında midelerini boşaltıp tekrar yiyorlar. İki temel arzu üzerinden açıklanır şu mesele. Tegaddi, tenasül. Nedir o efendim? Tegaddi, gıdalanma, hı hı. yeme içme. Tenasül, nesil Vallahi. neslin devamı. Bize iki iştah verildi. Seviyoruz menemeni. Seviyoruz sıcak pideyi. Fakat bu sevginin, bu eğilimin, bu iştahın bize verilmesinde gaye iyi. Rabbani hayatın devamı. Evet. Yoksa yaşamayız Ama sen bunu aşar da yaşamak için yemek yerine yemek için yaşama yoluna girersen ihtiyacı değil isteği takip etmiş olursun. Nefsin esir olursun. Diğerine kıyas edelim, aplike edelim. Karşı cinse ilgi duyarız. Öyle yaratılmışız. İnsanlar çift yaratıldı. Karşı cinse bir arzu, şehvet duyarsın. Tamam. Sebebi neslin devamı. Bu olmasa kimse çocuk kahri çekmez. Kimse anne baba olmaz. Hı hı. Nesil devam etmez. insanlık kurur. Ama bu arzu bende var diye sen nesli de gözetmeden böyle bir de kaygı içinde olmadan sırf zevkini takip için harama tevessül edersen mayın tarlasında dolaşıyorsun demektir. Er ya da geç patlar. Hı hı. Her ikisi de bir maksa, bir hikmetle Nereden ayrılır dersen işte buradan ayrılıyor. Yani istekle ihtiyaç buradan ayrılıyor. Bu ihtiyacı karşılamamak ya boş ver şimdi yani başımıza iş almayalım, evlenmeyelim. Sonra bu iştahı da kesen bir ilaç falan bir şey yapalım yani acıkmayalım. Hem haram yememiş oluruz, hem harama girmemiş oluruz. Rahat ederiz. Hayır. Senden istenen o değil. Bu arzular olacak. Eğer bu arzu sönerse, solarsa tedavisine bakılacak. Farzdır. Ama sen o arzuyla harama değil helala yöneleceksin. Yani kavga etmek zorunda mıyız biz bunlar? Biz kavga etmek zorundayız. Şöyle bir soru sorabilir miyim size? Ee, diyor ki. Taraf olmak zorundayız. Oruçken asabi oluyorum diyor insanlar da adam da demiş ki o zaman demiş oruç tut. Seninki açlıktandır oruç öyle şey yapma. Sen aç kalma oruç tut demiş. Çok, çok güzel. <laughs> Şimdi o mesela diyelim oruçken şeyimizi kontrol edemiyoruz tepkilerimizi kontrol edemiyoruz oruçluyken işte insanlarla kavga etmeyeyim, kimseyi kırmayayım derdiyle antidepresan alan adam aslında bir kaçmış mı oluyor kavgadan? Tabii. Ee, çok, çok, çok yanlış. Yani o söz başta zaten cevabı verdin sen. Oruç öyle bir şey yapmaz, onu açlık yapar. Hmm. <laughs> yani çok enteresan, güzel, güzel bir misal koydun yani önümüze. Bu mübarek, çok kıymetli şifa olan, bedene de ruha da şifa olan oruç gibi bir nimeti Pek kıymetini bilmeyip onu suçlamak falan olur. Antidepresan falan nedir? Ya kendisi antidepresan ya. Yani, hmm. yani oruç, namaz bulunan topluma psikoloji gerekmez. Zekat bulunan topluma sosyoloji gerekmez. E iyi de niye o zaman şimdi psikologlardan 3 ay önce randevu alamıyoruz? Yani bizim namazımız öyle bir namazdı ondan. Bizim ibadetimiz öyle bir ibadetti ondan. Biz geçen sefer geçen bir programda hasbihalini ettiğimiz üzere. İsnat bize yakışıyor da ondan. Yani durumumuz arızalı. Ne yazık ki. Yoksa herhangi bir siniri falan olan oruçta sükunet bulur, ferahlar. Onun neşesi. Vallahi Allah'tan iki şey istiyorum Bekir. Sen bunu bana sormadın ama içimdekini dökeyim şimdi. İki şey istiyorum. Fazlasını aklım vermiyor zaten. Ya Rabbi şehiden ruh teslim etmeyi bana nasip et bir yolla. Abi. İki namazın zevkini ihsan et. Velev bir vakit. Ama namazdan zevk almayı bana bağışla ya Rabbi diyor. Çünkü şunu biliyorum. Yani şimdi teorik olarak biliyorum tabii. Yeryüzündeki en büyük zevk o. Lezzet o. Ama tadana kadar sıkıntı çekiyorsun. Onu tadınca da sarhoş oluyorsun zaten. Evet. Her şeyi unutuyorsun. Her şey bitiyor. Gözünde düşüyor her şey. İhtiyaç ve istek noktasından gelmiştik. Nefsin İstekleri neden sınırsız? Çünkü Hak Teala benim düşmanımdır dedi, nefsi tarif eden bizzat yaratan ilahlık iddiası var. Allah'a ortaklık iddiası var. Hatta ötesini söyler Ahmet Farukî Hazretleri. Daha değiller da ileridedir diyor. Yani ortaklığa da razı değildir. Yalnız onun hükmü cari olsun Allah ister. Allah. Onda böyle bir eğilim var. Fıtratı bu. Böyle yarattı Hak Teala muazzam bir hikmete binaen. Yorulmuyor çünkü. O sayede. Her gün üç defa yemek yemenin kahri çekilmez yoksa var ya biliyor musun? Vallahi çekilmez. E, soyacaksın, pişireceksin, toplayacaksın. Masrafı var, temizliği var falan. Bitmez yani. E, çoluk çocuk kahri. Keza bitmez. Bu arzu, iştiyak, bu tatminsizlik sebebiyle buna katlanıyorsun. Hatta zevkle katlanıyorsun. Ama öbür tarafında insanın ruhunda da Allah'a iştiyak, yalnız Allah'a özlem, başka da hiçbir derdi olmamak durumu var. Taban tabana zıt iki güç. Çatışıyor. Dedin ya savaşacak biz hep savaşacağız. Ancak bu savaşın biteceği bir gün var. Ölüm. İki türlü tabii. Herkesin bildiği gibi teneşire yatma ölümünde de bu savaş biter. Ölmeden önce ölünüz emri şerifini uygularsa da biter. Zira o emre uygun ölmeden önce iradi ölümle ölürse kişi onun adı ermektir. <laughs> onun adı fani olmaktır. Onun adı kamil aşka kavuşmaktır. Yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın bu hadise şerifinin yani, mucibince. Hı hı. Şunu kavramamız çok önemli. İki kişi de kalp rahattır. Evliyada, eşkıyada. <laughs> Evliyada neden rahat? <laughs> e, kalp sahibiyle meşgul, memlekete hakim olmuş, sultan belli. Nefis dizginlenmiş, kontrol altında. Hı. Nefsi öldürmek istenmedi. ...kontrol altına alınması istendi... ...dizginler sende olsun. Zulmetmek de olsun... ...zulmetmekte... ...zulmetmeyin de buyuruyor... Ya ya aynı üşü, ...üşütme... Yani. ...aç evet. bırakma... ...hasta yönde tedavi ettir... ...bunlar zulümdür... ...yani hasta sen baktırmıyorsun... ...acıkmış yemek vermiyorsun... ...saçma sapan... ...riyazetlerle meşgulsün... ...kim isteri senden onu... Evet. ...yani zulümü odur yani... Hepsi. ...ölmeden önce ölünüz diyen... ...mesela Hazreti Ebu örnek... ...tarif buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bakıyorsunuz... ...yani diğerlerinde de bu var... ...yani ölünce yakin perdesi açılır ve artık biz görürüz ya. O en iyisi olduğu için. Mesela Hazreti Ali'nin ona isnat edilen bir sözü evet. var. Diyor ki alem misal perdesi açılsa yakinim artmaz Hiçbir diyor. Hiçbir şey değişmez. Yani bundan Hı. daha fazla iman edemem diyor yani. Bu ne kadar olağanüstü ve ne kadar iddialı. Bunun fevkinin fevkinin fevkinde bir Ebubekir'den bahsediliyor işte. Orada yani. ayrı ikinci bir ders o. Yani şöyle ki Cebrail aleyhisselama sordu Hazreti Resulullah. Bana Ömer'i anlatır mısın Cebrail kardeşim? Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik müddetince anlatsam sana Ömer anlatamam ya Resulallah. O 950 sene anlatsam Ömer'in iyiliklerini bitiremem. Bununla birlikte Ömer'in bütün kemalatı Ebu Bekir'in bir iyiliğidir. Allah Allah. Yani orada o, o misal onun için veriliyor. Yani Ebu Be Ümmetimin tamamının imanı... ...terazinin bir kefesine konsa... ...Ebu Bekir'in imanı öbür kefesine konsa ağır gelir. Şey mi yani hocam? Üzeri? Yani kon, konudan belki uzaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz ama, ama... ...bu da bizim konumuz. Olsun. Biz bunu, bunu konuşalım diye ha. yarattı Allah bize. Sıdıkiyet mi burada fark ediyor? Kıyat. Bu değil mi? Bu işte. Nübüvvetten sonra, Risaletten sonraki... Yani bir peygamber değil yani. Her şey tamam. Bir peygamber değil. ayır dedemezlermiş biz bile bazen yani. O mu, o mu diye gördükleri zaman... ...hangisi diye... Öyle bir benzeyiş var. Öyle bir tabiiyet var. Medine-i Münevvere'ye develer üstünde yaklaşırken çok bilinen o Talal Bedru'yu söylüyor Ensarlar. Çok hoşuma gider orada şu tarif. İnsanlar Hazreti Ebubekir'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zannediyorlar. Ve onun etrafında toplanmaya başlayınca o kadar edepte şey ki Muhammed Emin Hoca anlatmıştı bunu. Şöyle yapmıyor. Yani ben değilim. Bu demiyor. Ya da Böyle evet. yapmıyor. Bedenen bile diyor. Parmağıyla işaret evet. etmedi. Evet. Ne yaptı? Ridasını çıkarıp Resulullah'a gölge yaptı şöyle diyor. Ki, eliyle. Anlatırsın. Onu yapınca millet anladı diyor. Allah Resulü'nün diğer oldu. Şuracıkta Olağan sen demin Hazreti bir... Ali üzerinde muazzam bir misal verdiğin için artık söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh harbe katılacaktı. Atına bindi. Yani iki yıl küsurdur zaten bütün hilafeti. Hı hı. Önemli bir mesele. Yani Müseyleme ordusu var karşıda çok ciddi bir durum. Atının dizginini tuttu Hazreti Ali. Dedi ki: "Ey eva Bekir, ümmeti zorda bırakma. Sana bir şey olursa ümmet dağılır. Harbe gitme. Sen kal. Buradan savuku idare et." tarzında uzunca bir konuşması var. Şimdi biz peygamberler zırhımızı giyince harbe olmadan çıkarmayız diyen peygamberin ilk halifesi daha bir iki yıl önce hayatta olan Resulü Zişan Efendimiz ilk halifesi, her şeyini ona uygun yapan, asla geri durmayan Ebu Bekir, kim onu ikna edebilirdi? Hazreti Ali ikna etti indiatından. Hak verdi ona. Zerre kadar bir muberlik olsaydı, haşa, Hazreti Ali'nin kalbinde bir şey olsaydı. Hani var ya öyle derler ya. Hmm, hmm. e gitsin belki bir şey olur der. Bari karışmazdı. Hmm. Ama ne yaptı? Kalmasını istedi. Bu muazzam bir işaret. ...yetmez. O da bunu kabul etti. Yani her birimizin. Aynısını Dikkatini. kendi de yapmıştı çünkü. O hicret yolunda diyor ya... ...bir önünde yürüyor, bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında yürüyor. Ya. Bir yanında yürüyor. Diyor ki sen neden benim yanımda yürümüyorsun da <laughs> Sürekli etrafımda dönüp duruyorsun diyor. O da diyor ki bazen bir yamaca, bir tepeye doğru yaklaşırken... ...arkasından Oradan çıkar, size saldırılar mu? diye kendimi öne atıyorum... Sonra dönüyor o, o sahne var ya böyle şey sahnesi gibidir yani böyle bir film sahnesi gibi. Duruyorlar diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ebubekir Bekir senin de evinde var çocukların var seni de bekleyenlerin var. Onlar da üzülür sana da yazık değil mi deyince bana bir şey olursa Ebu Bekir'in hanesi üzülür. Sana bir şey olursa bütün ümmet üzülür yani geçmişten geleceğe üzülür. Bu muhteşem bir diyalog şekli. Nasıl bir samimiyet, nasıl bir aşk, nasıl bir sevgi. Aşkı, sevgiyi, muhabbeti öğrenmek isteyen için e, yani bundan güzel misal olmaz. Sualine dönecek olursak azizim, nefsin isteği ve ihtiyaç Yani istek ve ihtiyaç. Bak hatırında şimdi bir şey vardı gitti. Yaşlanıyor muyuz ne? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Evet gitti, gelmeyecek. <laughs> gitti gitti gelmeyecek. Bu da güzel. Bu da bir nasip hocam. Peki hocam şimdi nefsin isteği ve ihtiyacı ile alakalı sizin az önce tarif buyurduğunuz en önemlisi ölmeden önce ölmek ve bunun bir gün biteceğini bilmek. Doğru mudur? Bunu sürekli hatırda tutacağız ve sürekli bu bu aklımızın ortasında, gündemimizin ortasında olacak ana gündemimiz. Allah sizden razı olsun canım hocam. Eşek gibi aklıma geldi. Hazreti tamam. Mevlana'nın sözünde olduğu gibi nefse eşek gibi davranacaksın. Çünkü bindiğin eşektir. Nalı düşerse çaktır, acıkırsa harpasını ver, yara sorursa tedavi ettir, üşütme giydir, semerimiz akılıyor, ne giydir, ne lazımsa yani. Ama şu eşeğe manikür, pedikür yaptırma, makyaj yapma değmez yani. Sarılıp uyuma. Sarılıp öpme, aşk ilan etme falan. Yani <laughs> o senin hizmetinde, kullan onu. Nefsin ve bedenin, ikisini bir söylüyor Hazreti Mevlana, nefsin ve bedenin bindiğin eşektir. Dizginleri sağlam tut. Eş, i̇şe yaşaya bırakırsan ahura gidersin. <laughs> Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çok istifade ettim. inşallah sizler de müstefit olmuşsunuzdur. Haftaya görüşünceye dek yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun efendim.